Iga tek şampiyon, şampiyonu kupasıyla e, pozunu böyle verdi. 6-2, 6-3 ile artık ezeli rakibi diyebileceğimiz Arina Sabalenka'yı net bir oyun ve skorla mağlup etmeyi başardı. Yine, Iga tek. Yani yine y, y, bence yine önüne yeniden. böyle bir koymak gerekiyor çünkü. Final de yine, evet, ama final de yine şampiyonluk, e, şampiyonluk da yine. Ediyorum. Yani gerçekten e, gittikçe daha ne kadar iyi oynayabilir ve daha ne kadar istikrarlı oynayabilir derken. E, dahasını da bence hepimize veriyor ve yani hafta genelinde zaten çok iyi iş çıkartan bir Şiviyontek vardı ama e, finalde şunu söylemek lazım skor zaten biraz az çok bunu gösteriyor ama ya Sabalenka'nın maçı kazanma ihtimalinin olduğu herhangi bir an yoktu bence maç içinde. Yani maçı izlerken hiçbir an evet Sabalenka buradan geri dönebilir dediğim ve hani işler değişebilir dediğim bir an olmadı çünkü başından beri Sabalenka çok dengesizdi. Sevim'te de tam e, aksine inanılmaz istikrarlıydı. O yüzden böyle başından sonuna kadar sanki e, birazcık şey belliydi. Sonuç belliydi. Tam yani. tersi ben kaybetmem mesajını çok çabuk. Ve net, ya turnuva geneli zaten veriyor ama tabii final özeli başka bir şey. Tek maç sonuçta o günün performansı. O gün evet. de aynı performansı gösterdi. Evet. Ya aynı ben performans. Ben maçı kaybetmem. Herkes o gözle seyretsin diyor yani. Ya hızlı başlıyor zaten maç. Evet. Hep biliyoruz. Ya ikisinin de taktiği hep ikisi de hızlı başlamak istiyor ama Sabalenka o kadar kötü başladı ki yani dengeyi bulamadı. Daha maçın başında bu arada 2-1 ya da 3-1'de Sabalenka bir anda raketi yere vurmaya başladı. Şimdi o kadar şey hissettiriyor ki hani her kaçan bir fırsat onun için çok büyük bir dezavantaj olduğunu Sabalenka da bir bildiği için daha maçın başında 9 tane basit hatası olan bir Sabalenka'ya karşı 3 tane sadece basit hatası vardı o sırada Şiviyontek'in. Yani biraz maçın başından itibaren zaten servis kırdıktan sonra Şiviyontek işler belli olmaya başladı. Sabalenka'nın biraz da ama şeyini gördük yani. Hani o senle hep konuştuğumuz B planını bulmadığı noktada sadece hıza dayalı bir tenisle nereye kadar gidebilir sorusunun cevabı buraya kadar gidebilir ve bundan sonrasındaki kupayı kaldıramaz. Cevabına biraz evrilmeye başladı. Sabalenka için evet güzel bir başarı. Sonuçta üst üste finali oynadı ama Świątek karşısında sanki gittikçe Evet. E, daha da çaresiz i̇şte onu söyleyecektim. ve daha da maçı nasıl kazanacağını bilmeyen bir tenisçi olmaya başlıyor. Şimdi bazı isimler için final oynamak gerçekten yeterlidir. Güzeldir. Aynen yani Aynen. finalde de elimden geleni yaptım ama olmadı diye çok rahat telafi edebilirsin. Aynen. Finalist olmak e, güzel bir özelliktir ama bence Sabalenka için bu geçerli değil. Yani yetinmeyecek isimlerden bir, ya dünya 1 ve 2 numaralarından ki. bahsediyoruz zaten. Tabii final ki. oynadım. Evet, yine final oynadım. Evet ama e, yani sen dünya işte 366 numarası olsan bu o sıralama anlamında kimseyi evet. şey Doğru. anlamında konuşmuyorum ama hani bir final oynaması bu turnuvada bambaşka bir şey. Yeterli devamına bakarsın. Şimdi burada kaybet, kaybet, kaybet ama final oynadık noktası bir yerde bahane ve teselli olmuyor. Ya dediğim çok geliyor doğru. Bana. Çünkü sonuçta hani dünya 1 ve 2 numarasının zaten en büyük hedefi olabildiğince şampiyon olarak yani, bu istikrarı sürdürmek. Final zaten beklenen bir şey onu Tabii demek ki, istiyorum. Tabii aynen. Yani. Yani iki haftadır da kadın tenisi özelinde de konuşacak olursak bence müthiş bir istikrar var evet. şu anda. Yani uzun zamandır erkek tenisinin tam tersine kadın tenisinin bambaşka bir istikrarını görmeye başladık. Çünkü yarı finali konuşurken de şunu söyleriz. Yani dünya 1 ve 2 numarasının şu an kadın tenisindeki seviyesi bambaşka bence. Ee, hani Goff'u da içine alıyorduk biraz belki ama şu an ben çok Goff'u da bu turnuvada içine alamayacağım. Hakikaten 1 ve 2 numara neden olduklarını çok net gösteren ve orayı hak eden iki ismin finalinden bahsediyoruz. Ama senin dediğin çok doğru. Sabalenka'nın hani bu şekilde devam ettiği noktada kendi asıl hedeflerine ulaşamaması onun için bir risk faktörü tabii. Yani şey kısmını hani birkaç hafta konuştuğumuz o kort dışı, mental anlamdaki sıkıntılı bölümleri atlattığını düşünerek bunu söylüyorum. Kendisi onu bahane olarak sunmadığı için evet, biz evet. de bu şekilde düşünüyoruz. Yani O'ysa hani burada işte 3-4 hafta önceki programda Sabalenka'nın dışı o kötü haberlerle mücadele etmeye çalıştığını finale gelmesinin bile aslında çok büyük iş olabileceğini konuşurken o bize hani oraları açtığının mesajını hem saha içinde hem saha dışında verdiği için bunu söylüyorum. Yoksa hani kendimizi de o noktada yalanlamış da olmayalım. Çünkü aslında büyük iş fakat şimdi ezeli rakibinde din rakibine karşı sürekli kaybet 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 bir yerden sonra o şey de unutuluyor zaten. Zaman geçiyor ve e, bu arada turnuva açtığı ekranda kort e, dışı olaylar da unutuluyor. Sen sadece kaybeden evet, olarak evet. kalıyorsun. O kötü. E, bir bakalım çeyrek finalden finale geliş. Çok güzel ortam bu arada. Yani şu Roma'daki Acayip, bu on kort böyle e, dışarıdan gözüken olimpik bir tesis. Onu da konuşuruz. E, Şiviyon Tekin zaten set kaybetmeden buraya. Üstelik iyi galibiyetlerle Madison Keys, Coco Golf ve Sabalenka karşısında şampiyon olduğunu görüyoruz. E, diğer yandan bence Azarenka ve Collins Gerçekten çok hak ederek çeyrek finale geldiler. Collins neredeyse devamını da görecek noktaya geldi. Çok iyi bir 10 gün geçirdi diye düşünüyorum. Ama e, yalnız şuradaki maçlara bakarsan 7 tane maç var ekranda tamamı 2-0. Evet, bu set kolay oynanmadı. kolay denk geleceğimiz bir şey değil Bence yani. Bence de. Ya orada bu arada hatırlarsan Collins'e benim ekstra bir güvenim var bu sezon gerçekten. Evet, Sabalenka'ya evet, karşı ben galibiyet alabileceğini düşünüyordum ama yarı finali tabii ayrıca konuştuğumuzda onun detaylarına bakarız. Ama final tarafında şöyle bir şey var. Sen de bir, hani benim gibi tabii ki düşünüyorsun. Yani o psikolojik tarafı zaten biz göz önünde bulundurmadan yorum yapmıyoruz. Hani arka tarafı bilemeyiz ama şunu çok net söyleyebilirim. Kortun içinde tenis anlamında değerlendirdiğimizde Sabalenka'yı kendinden çok gerçek dışı beklentilere sahip. Ve aslında bence bütün hayal kırıklığını uğratan şey bu. Ve hızlıca kopmasına ve bir daha toparlanamamasına sebep olan şey bu. Çünkü Maça girerken o kadar belli ki kendisinden çok agresif olmayı, devamlı winner yapmayı ve hızlıca istediği gibi Şiviyon'taki servisini kırmak istediğini o kadar net bir vücut diliyle, hareketleriyle, aceleciliğiyle bize gösterdi ki yapamadığında tam olarak bu oldu. Yani ilk set 3-1'de raketi atıyorsan yani raketi yere vuruyorsan zaten bu ne demek oluyor? Demek ki beklentilerin karşılanmıyor ve hayal kırıklığına uğruyorsun. Ama, Ama teniste, daha dur derler insana da üçüncü oyunda normal aynen, şartlarda. Aynen öyle. Tenis de zaten hayal kırıklığına yer yok yani. Maç bitince yani. ancak bu duyguya sahip olmak bir noktada doğal ve gerçekçi. Ama Sabalenka'nın artık Şivyontek'e karşı da bence Heh işte biraz demek oydu. sanki kişi bazlı da bir Olabilir. hayal kırıklığının daha arttığını ve büyük hedefleri olduğu için bir şey yolunda gitmediğinde daha hızlı koptuğunu görüyorum. O yüzden bu bir sonraki adım için hele ki Roland Garros bu kadar yaklaşmışken Burayı bence çözmesi gerekiyor çünkü sanki Shvionteke karşı bir takılı kaldığı bir şey oluşmaya başladı.